Merhaba. CHP liderinin elektrik faturasını ödemeyerek karanlıkta kalması bir sivil direniş çağrısıydı. Acaba kaç CHP'li liderinin peşine takılıp karanlıkta kaldı bilmiyorum. En azından ben görmedim. O arada Meral Akşener'in Selvi Hanım için elektrik faturasını ödemeye talip olması da evlere şenlikti. Kılıçdaroğlu daha ortağını anlatamamış meseleyi dedirtti. Keşke Akşener de Canan Kaftancıoğlu'na desteğe gitseydi. Fatura ödemeye talip olmaktan daha mühim bir iş yapmış olurdu. Dönelim konumuza. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için nabız yokluyor. Ben yapacağım, ben düzelteceğim diye hitap ediyor ve sürekli olarak birinci tekil şahıs zamiri kullanıyor. Evin elektriği kesilince mum ışığında yayın yapacağı çok belliydi, öyle de oldu yaklaşık 4 milyon hanenin elektriğinin kesilmesini gündeme getirdiği kadar asıl ilan edilmemiş adaylığını pekiştiriyor. Altılı masa son toplantısında adayın vasıflarını şöyle belirlemişti. Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen liyakat sahibi bir aday. Ortada aday olmadığı için sokakta muhalefet kazanacak duygusu yok. Geçen ay Fransa seçimlerini takip ettiniz mi? Marine Le Pen olmasın diyenler ikinci turda Macron'un oyunu %58'e taşıdı. Oysa Macron'un gerçek oyu ilk turda %27 idi. Fransa seçimi Cumhurbaşkanı kim olmasın seçimiydi. Fransızlar Macron'a bayılıyor değillerdi. Faşist, ırkçı birini istemediler. Türkiye seçmeninde Fransız seçmen şuuru olsa Erdoğan 2014'te kaybederdi. Ekmelettin İhsanoğlu bu işi götürebilecek iyi yetişmiş bir isimdi. Cumhurbaşkanlığı makamı henüz yetkisiz sembolik bir makamdı çünkü. 2007 referandumuyla sadece seçim biçimi değişmişti. İhsanoğlu %38'de kaldı. Erdoğan %52 ile işi ikinci tura bırakmadı. Oysa AKP'nin oyu %40 civarındaydı. Erdoğan muhalefetin oyunu da alarak seçildi. Boğazına kadar yolsuzluğa battığı halde yapabildi bunu. O yıllarda şöyle böyle medyada vardı ama anlatılamadı bu. Haliyle Türkiye mekaniği başkadır. Sokakta muhalefet kazanacak duygusu yoksa kazanamazsınız. 2014'te işi şansa bırakmayan 2022'de her şeyi garanti altına alacaktır. 2014 ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasında fark yoktur. Erdoğan ikisinde de %52 ile ilk turda seçimi aldı. 2018'de Muharrem İnce %30'da kaldı. Diyeceksiniz ki çatı aday değildi. Olsa bile Meral Akşener'in oyunu ekleyin anca İhsanoğlu'nun oranını tutuyordu. Her iki seçimde aday olan Selahattin Demirtaş'ın da oyunu ekleyin olmayacaktı. Önceki seçimlerde Erdoğan'ı devirecek aday çıkmadı. Bırakın ikinci turu, çatı daha ilk turda havlu attı. Kılıçdaroğlu'nu bekledim gelmedi diyorsun. Geleceğim ama. Geleceğim, geleceğim. Ama sadece birisine değil. Beşinize birden geleceğim. Beşinize birden geleceğim. Belli ki Kılıçdaroğlu adaylık ihtimalini güçlendiriyor. İlan edilmemiş kampanyasına çoktan start verdi. Aman Erdoğan olmasın diyen şuurlu seçmen oy verecektir. Fransa'daki gibi ilk turda %27'lerdeki oy oranını ikinci turda katlayıp %50'yi geçebilir mi? Soru budur. Cevabı da bellidir esasen kamuoyu araştırmaları bangır bangır bağırıyor.